Elhamdülillâhellezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rasûlü rabbinâ bil hak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allahümme sallî aleyhi ve sellem sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed Allahümme sallî alâ seyyidinâ Muhammed صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فصل في نظافته صلى الله تعالى عليه وسلم وطيب ريحه وعرقه ودمه وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد فكان قد خصه الله في ذلك بخصائص لم توجد في غيره ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر فقال بني الدين على النظافة صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم bu mübarek dersimiz bu fasıl Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem temizliği, kokusunun hoşluğu, terinin güzelliği ve kanının temizliği hakkında olacaktır. Allah Teala Habibini cümlemizden hoşnut ve razı eylesin. Hakkımızda şahit ve şefaatçi eylesin. Meclisimizi onu tanımaya ve şefaatine nail olmaya vesile eylesin. Amin. Bu dersler böylece sırf Resulullah'tan bahsetmektedir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem onun hatırı için bu meclisler akdedilmektedir, kurulmaktadır. Burada onunla ilgili çok malumat öğrenilmektedir, öğretilmektedir. Bu da bizim imanımızın artmasına sebep olmaktadır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sevgimizin ziyadeleşmesine, çünkü onu tanımamıza, marifetine ermemize ve bu da muhabbetimizin ve sevgimizin artmasına, coşmasına sebep olmaktadır. İnşallah bu sevgi arta tam ölürken artık onu yaka zaten uyanıkken başımızda görürüz inşallah. Şeytandan kurtuluruz, imanımızı kurtarırız, kabre ineriz hemen onu görürüz. Ah bu benim peygamberim demek nasip olur. Öylece artık mahşerde, cennette hep onun kefaletinde, güvencesi altında ve himmeti dairesinde sonsuz bir hayat geçirmek nasip olur. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Dersin başında da bir salavat getirelim. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Ve emma nezafetü cismi وَطِيبُ رِيْحِي وَعَرَقِهِ Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem beden-i şerifinin temizliği, kokusunun temizliği, terinin temizliği ve nezâhetuhu kendisinin nezihliği anil akzâri maddi pisliklerden ve avratil cesedi bedenin ayıplıklarından bu meseleler fekâne kad hassallahu Allah onu seçkin kılmıştır fî zâlike bu hususta bir hasâisa ona öyle hususiyetler vermiştir ki lem tucet fi gayri başkasında o hususiyetler bulunmamıştır. Hiçbir insanda o özellikler yoktur. Şimdi bu derste Mustafa İslam oğlunun yaptığı bütün rezilliklere hadis-i şerifler cevap verecek. Çünkü o bu hususlarda biliyorsunuz teri hakkında, kanı hakkında ben bunları evvelce Arifan dergisine reddiye yaptığım yazıları hatırlamanız lazım. Burada hep onların delilleri hadis-i şeriflerle Kazı Oyaz Hazretleri tarafından zikredilecek. Zaten onlar
niçin Şifa-ı Şerif'e itiraz ediyorlar? İmam Suyuti'nin hasaislerine itiraz ediyorlar. Bu hadisleri ve rivayetleri cem ettiği için. Halbuki bunlar, bu hadisleri kendileri ihtiyaç etmediler ki. Kazı Yaz Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bayağı sonradır. Yani 544 vefat demiş, 471'de doğmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden. Yani aralarında 500 sene var. O arada ne lazım? Hadis aldıkları geriden alimler lazım. Zaten ara sıra ne yapıyor? Ben şundan, şundan, şundan birbirinden seceresini de sayıyor. Bazı hadis-i şeriflerde çok isimler söylüyor. Mesela şimdi bir hadis gelecek önümüzde. Orada direkt kendisi Resulullah ile arasında kaç kişi varsa sallallahu aleyhi ve sellem isimlerini zikredecek. Şu anda böyle alimler de var. Tabii dönem çok uzamıştır. Şu anda oradan da ileri 900 sene geçti. Onun için tabii şimdi de senedi olan alimler vardır. Fakat azdır. Bunlar muktedir alimler. Sümme sonra temmemmeha Allah-u Teala kainatın efendisine bir takım hususiyetler verdi. Onlar kimsede yoktu. Sonra Allah'ım onları tamamladı neyle? Bu doğuşundan verdiği. Doğuşundan peygamber oluşuna kadar 40 sene. O 40 senelik zamanda da hususiyetleri var mıydı? Vardı. Doğduğu geceden mucizeler başlamadı mı? Doğduğu seneden fil senesi, Ebrehe'nin orduları, filler, ebabil kuşların attığı taşlarla helak olmadı mı? Daha doğduğu sene başladı, daha doğmadan. Ondan sonra doğumuyla beraber annesinin neler gördüğü. Şimdi inşallah o kitabı hazırlıyoruz. Allah Teala bir mani vermezse 500 sayfaya yakındır. Mevlid gecesine yetiştireceğim inşallah. Dua edin inşallah. Biraz da yolculuğum var, gideceğim geleceğim. İnşallah perşembeye size yetişeceğim. Sohbette burada olacağım inşallah. O kitap bitmek üzeredir. Sırf adağım var. Her sene Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid ayına bir kitap yetiştiriyorum. Bu sene çok da sıkıntılarım olmakla beraber inşallah çok da kısa da bir kitap değil. Yani en az 500 sayfa kadar oluyor. Doğum kıssası. Geçen çıkarttığımız kitap neydi? Mevlid Kıraati. Bak bunların farkı var. Orada ben doğum gecesiyle alakalı rivayetleri yazdım mı? Geçenkinde. Yazmadım. Orada ne yazdık sırf? Mevlid okumak bidat değil. Mevlid okumanın faziletleri, Arapça mevlid. Ondan sonra mevlid gecesinin fazileti, mevlid ayının fazileti, mevlid kutlamaya itiraz edenlere reddiyeler. Orada ne yazdık? Arapça tarafı sağ taraftan geliyor. Türkçe tarafı da herhalde 175 sayfa kadar zannediyorum. Mevlid okumanın önemi, fazileti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumuyla sevinmek, ferahlenmek. Rebiülevvel ayı geliyor inşallah. Şu seferden sıyrılacağız inşallah. Bunun hayırsızlığından da çıkacağız inşallah. Rebiülevvelin hemen rahmetine gark olacağız inşallah. Mevlid ayı geliyor işte. 2 Şubat'tan sonra efendim mevlid giriyor. Bundan dolayı doğumunda ne kadar hususiyetler var, başkasında yok. Onları o kitapta çokça yazdık. Onu elden düşürmeyeceğiz. Artık Arapça mevlid okuyamıyorum. Efendim Türkçe mevlid adama okutturuyorsun, kendin dinliyorsun. Bir şey anlamıyorsun ki çünkü Osmanlıca kelimeler, o da onu çekiyor, uzatıyor 80 elif miktarında. Ondan sonra kimse bir şey anlamıyor. Şimdi biz ne yapacağız bundan sonra bu mevlid işini? Mevlid okumak. Nedir o? Hemen açacağız o benim şimdi yazacağım Türkçe kitabın, mevlidin metninin tercümesini. Çünkü neden? Hiç olmazsa bir şey anlayalım. Babasının adını öğrenelim, dedesini öğrenelim yani böyle şimdi. Mevlid okuyorsun da anlamadan neye yarar? Hemen orada. Nedir bu kadar araba ya? Bu nedir? FVC, 34 FVC 44. Aracı kaldırın diyorlar çünkü gelip çekecekler. Sonra zor olur size. 34 FVC 44. 34 FU 2650. Volkswagen'miş. 34 FU 2650.
Burada inşallah ilgilensinler. Allah ecrinizi artırsın. Ne yapalım? Burada şimdi büyük geniş yerlerimiz yok. Park yerlerimiz yok. Kendiniz ona dikkat edeceksiniz. İnşallah ileride güzel park yerleri olan bir yer nasip olur inşallah. O vakit daha genişlikler olur. Benim şimdi durumum bu. O Mevlid kitabına çok Allah inşallah niyet ettim, heves ettim. Bak günlerdir de onun peşindeyim. Hemen hemen bitirdim yani. O dua edin Mevlid gecesine yetişsin size inşallah. Kıssasıyla, Efendimizin hayatıyla, Mekke dönemiyle, hicretiyle, efendim Medine döneminden, miracından neler var onda yani. Onu okudun mu böyle bir tamamen bir hayatını anlamış oluyorsun yani. Ama en önemli tabii bölümü baştan Mevlid'le alakalı. Allah Teala ilk başta ona doğumunda özellikler verdi ama sonra onları tamamladı neyle? Bir nezafeti şer'i, şeriatın temizliğiyle. Şimdi 40 yaşında ne verdi ona? Şeriat verdi. Bu şeriat gelince ne oldu? O temizlikler artık hüküm haline girdi. Abdestiydi, guslüydü, taharetiydi, istincasıydı, istibrasıydı. Onlar da ayrıyetten tamamlamış oldu. Ve hısalil fıtratil aşri. Bir de 10 tane yaratılış fıtratları var. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Aşrun minel fıtrati. 10 şey, bu hadis Müslim'de geçer, fıtrattandır. Yani İbrahim aleyhisselama da veydib tela İbrahim rabbu bi kelimatin fetemmehun. Rabbi İbrahim'i imtihan ettiği 10 kelime var. İbrahim aleyhisselam onları ne yaptı? Tamamladı, yerine getirdi. Kale inni ce'aluke linnâsi imam. Allah da ona ben seni imam tayin ettim. İnsanlara imam ettim seni buyurdu. Bu 10 fıtrat. Bizim dinimizde de bunlar var. İbrahim aleyhisselama bunlar bildirildi. Kassu şarip, bıyıkları kısaltmak. Bıyık dudağın üstünü kapatmayacak. Yemeğin çorbanın içine girmeyecek. Pislik olur. Onun için bıyıklar kısa olacak ve dudakların önleri açık olacak. Sakal bol bırakılacak. Ne kadar olacak? Bir tutam olacak. Bir tutamdan azı da caiz değildir. Hiçbir fetvada mübahlık yok. Bir tutamdan aşağısı sünnete uymaz. Sünnet cevabı alamaz bir tutamdan aşağısı. Onun için bir tutamda milleti çok rahatsız ediyor. Benim şimdi sakalım şöyle bir yarım tutam olsa da televizyona çıksam o kadar rahatsız olmayacaklar benden. Bir tutam olduğu için ne yapacaklar şaşırıyorlar. E diyorum ben torbaya mı sokacağım sakalı? Mecbur sakalla çıkacağız. Ne yapalım şimdi? O diyalogçular rahatsız bu işten. Diyalogçular rahatsız. Ilımlıcılar var ya, ılımlıcılar, yumuşakçılar. Onlar rahatsız. İslam'ı yumuşatmaya çalışıyor. Sakal bir tutam oldu mu yumuşamıyormuş. Adamlar böyle sapık. Yahudi Hristiyan cennete doldurmak için, misyoner faaliyetlerini çoğaltmak için, memleketi böldürmek için, Amerika'nın talimatıyla, Vatikan'ın para aktarmasıyla çalışıyorlar. Siz de uyuyun. Siz de uyuyun. Bizle niye uğraşıyorlar hala onu anlamayız siz. Hala anlamayız siz. Sakal bol bırakılacak. Bu fıtrattandır. Yani bir tutam olacak. Ve sivak, misvak kullanmak. Abdestlerde, yataktan kalkıldığında, namazdan evvel, ve sinşakulma, efendim, burna su çekilecek. Abdestte gusülde ne yapıyoruz? Burna söküyoruz. Ve gassul azfar, tırnaklar kesilecek, kısaltılacak. Bunlar hep tabii madde madde uzun gider şimdi, onları anlatamıyorum. Ve gassul beracim, parmak aralarında kirmir olur. Hele ki işçi, köylü milleti tarlada uğraştığı için nasır olur. Nasırlardan dolayı bu parmak bükümlerinde, boğumlarında ne olur? Toprak falan birikir. Ondan sonra oraya su girmezse abdest gusül olmaz. Onun için o parmak boğumları güzel yıkanılacak. Koltuk altındaki tüyler yolunacak. Ama adam dayanamıyorsa acıya, o zaman tıraş edebilir. Ama sünnet nedir? Fıtrat nedir? Yolmaktır. Çünkü yolmak ne yapar? Azaltır. O noktada efendim ağda kullanılması sünnet. Ve halkul anet, etek tıraş edilecek. İşte diyorlar ki işte, peygamberin niye sakalı varmış? Ustura yokmuş da mecbur uzatmış. Nereden uyduruyorsunuz? Dangalaklık ya. Efendim etek tıraş edilecek diyor. Ustura olmasa tıraş der mi? Etek usturaya tıraş edilecek. İntikas olma. Ondan sonra istinca yapılacak. İstinca ne demek? Yani büyük abdestten sonra suyla veya taşla, evvelce suda bulunmayan yollarda falan neyle taharet yapılıyordu? Taşla
taştan sonra bir de üzerine su, kabasını taşla alırsan, ince temizde suyla yaparsan o çok daha makbul olur. Kuba mescidindekiler ne yapıyorlardı? Fîrical yuhibbûne yetetaharû. Kur'an diyor ki Kuba mescidinde bir takım adamlar var, çok akpak olmayı severler. Allah yuhibbul muttahhirin, Allah tertemiz olanları sever. Sonra sahabe-i kiram dediler, bu ayet sizin hakkınızda indi, sizin temizliğinizin farkı neydi? Dediler ki biz önce taşla kabasını alıyoruz, sonra suyla yıkıyoruz. Onun için onları çok temizlendiklerini Mevla Kur'an'da zikrediyor. Taharet çok önemli. Efendim. Kaç etti? Bıyık, sakal, misvak, 3. Burna su çekmek, 4. Tırnak, 5. Parmak bombaları, 6. Koltuk altı yolunması, 7. Etek tıraşı, 8. Ondan sonra istinca. Ne etti? 9. Yuttursam gideceksiniz yani. Hani 10? 10 da diyor ki ravi, rivayet eden Musab İbni Şeybe, hadisi rivayet eden Hazreti Ayşe'nin hadisi, fakat o ravi diyor ki 10'uncuyu unuttum diyor. Ne yapacağız şimdi? 10'uncuyu unuttum deyince illa entekun el mazmaza, ağza su vermek olabilir dedi. Doğrudur. Yani nedir? Ağza su vermek, buruna su vermek. Onunla beraber ne etti? 10. Ve kâle Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem bünyeddînu alen nezâfe. İslam dini temizlik üzerine bina edilmiştir. Kainatın Efendisi'nin temizlikleri çoktur. Şimdi bakın ravilerin ismini söylüyor. Haddesena bize haber verdi Süfyan ibnül Asî. Bu zat. Bana diyor bu anlattı. Bunlar büyük alimler. Bunların hepsinin hakkında da malumat var. Ve gayru vahid. Sadece bundan değil diyor. Daha başka çok kimseden de duydum diyor. Kim diyor bunu? Kazı İyaz Hazretleri Şifa-ı Şerif kitabının sahibi diyor ki bana falan falan anlattı. Bakayım onlar hakkında bir malumat var mıya bakalım. Bu Süfyan İbn-i As efendim İmam Baci'den rivayet eder. İmam Baci çok meşhur Münteka kitabının sahibidir. İbn-i Abdilber. İbn-i Abdilber Allame'nin başıdır. Endülüs ulemasındandır. Çok kitapları var bizde. Temhid var, İstizgar var. Efendim eşsiz bir alimdir. Onlardan hep okumuş Kazı Yaz Hazretleri. Onlara da ulaşmış. Birçok meşayih bize anlatılıyor. Kalu, onlar da dediler ki haddesena, bize kim anlattı? Ahmed İbni Ömer. Ahmed İbni Ömer. El İ'lam bi A'lamin Nebi Aleyhisselam diye Efendimizin alametlerini bildiren bir kitap yazmış. Büyük bir alimdir o. Ahmed İbni Ömer Hazretleri. Onlar diyorlar bize o anlattı. Haddesena, o diyor ki bize kim anlattı? Ebu'l Abbas Errazi. Ebu'l Abbas Errazi Horasani Hazretleri. O diyor ki haddesena bize kim anlattı? Ebu Ahmed el Cülûdi. Ahmed el Cülûdi Hazretleri. Bu da efendim deri satarmış mübarek. Onun için cülüt ciltten geliyor deri. Şeyh Salih bir şeyh efendiymiş. İmam Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin mezhebinde imiş o da. Süfyan-ı Sevri'nin de mezhebi vardı o zaman. O zamanlar dedim ya mezhep çoktu. Sonradan bu 4 tane de karar kılındı. Haddesena o diyor bize kim anlattı? İbn-i Süfyan. İbn-i Süfyan Hazretleri. O ne diyor? Haddesena yapacak kim anlattı? Müslümun, Müslim. Hangi Müslim bu şimdi? Meşhur Buhari'nin arkadaşı olan Müslim kitabının. Müslim kitap değil zaten. Müslim adamın adıdır Müslim. Nisaburi, Nişaburludur o. Sahih Müslim'in sahibidir. O Ahmed İbni Hanbel'den almıştır. Müslim Ahmed İbni Hanbel'den de hadis almıştır. Tirmizi İbni Huzeyme İbni Ebu Avaneler de Müslim'den almıştır. Müslim diyor ki haddesena yapacak kim anlattı? Kuteybetü. Kuteybe Hazretleri, İbn-i Sa'id Es-Sekafi El-Belhi, künyesi Ebu Raca'dır. O Leys'ten işitmiştir. Leys, Mısır'da Karafe'de yatar. Çok büyük zattır. İmam Şafii Mısır'a gelince o vefat etmişti. İmam Şafii dedi, çok yanarım onu göremediğime. O İmam-ı Azam'ın mezhebi üzereydi. Leys Hazretleri, Leys İbn-i Sa'd. Ondan işitmiştir. Malik, İmam Malik'ten işitmiştir bu zat. Yani hadis öğrenmiş. İbn-i Uyeyne'den hadis öğrenmiş. Kuteybe Hazretleri. O da diyor ki haddesine abice kim anlattı? Cafer ibn Süleyman Ad-Dab'i. Bu da Sabit el-Bunani'den almıştır. Malik ibn Dinar'dan almıştır. Abdullah ibn Mübarek meşhur zat, o da ondan rivayet etmiştir. An Sabit'in. O zat diyor ki ben Sabit'ten işittim. Sabit ibn Eslem el-Bunani. Bu da çok büyük bir zattır. İlmin reislerindendir. Amelin ilim ve amelde reistir. Yalnız çok süslü elbiseler giyermiş. Bazı alimlerin süslü elbiseler, pahalı elbiseler giymelerinde de
efendim İmam-ı Azam'ın namazda 4000 dinarlık elbise giymesi gibi. Velakin zamanında ondan çok ibadet eden hiçbir zat yokmuş Sabit Hazretleri'nde. Yani dünyada ondan fazla ibadet eden onun zamanında yok. Bütün hadis alimleri ondan tahric etmişlerdi. O kimden rivayet etti? An Enes'in, Hazreti Enes'ten. Bak o Sabit Hazretleri tabiinden Hazreti Enes'i görmüş. Hazreti Enes kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet eden, annesi 10 yaşında ona teslim etmiştir. Hazreti Enes 100 yaşına kadar yaşamıştır. Çocukları da uzun yaşamışlar, 100 yaşına kadar. Sahabede Enes isminde kaç kişi varmış? 22 tane Enes varmış. Enes İbni Malik dediğin zaman kaç tane varmış? Yani babası Malik olan 2 tane varmış. Şimdi meşhur olan kimdir? Enes İbni Malik dedi mi meşhur olan Resulullah'a hizmet eden sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Enes İbni Malik, onun farkı Ebu Ümeyyetel Kuşeyri diyorsun. Yani babasının adı da tutarsa bu sefer dededen, künyeden falan illa ikisini birbirinden ayırmak için farikalar zikredilmesi gerekir. Hazreti Ömer döneminde Enes radıyallahu anh Basra'ya göçtü. İnsanlara fıkıh öğreteyim diye gitti, Basra'da fıkıh öğretiyordu. Basra'da en son vefat eden sahabe Hazreti Enes'tir. Allah Irak'ı da kurtarsın da bir an evvel Irak'ı da ziyaret edelim inşallah. Bu kabirlerini, bu sahabelerin ziyaret edelim inşallah. Şimdi hadis Hazreti Enes'ten geldi. Hazreti Enes'in sözü. Kale, Hazreti Enes diyor ki ma şememtü. Ben koklamadım. Amberan kattu. Ne amber ve la misken ne misk ve la şeyen ne bir şey. اَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى سَلَّمْ Resulullah'ın kokusundan daha hoş dünyada hiçbir koku koklamadım. O zaman da şimdiki gibi öyle gidiyorsunuz 1 liraya falan kokuculardan alıyorsunuz. İspirto gibi şeyler sürüyorsunuz böyle acayip acayip. Öyle değil. O zaman kokular hakiki zaten. O zaman sahtesini yapmak daha pahalı. Çünkü şimdi kimyasal maddelerle falan çoğaltmalarla doldurmuşlar piyasayı. Yani hiç sürme daha iyi, böyle şey olur mu ya? Şimdi hakiki gül bulacaksın. Hakiki gül, hakiki ut, hakiki amber, hakiki misk. Bunlar bizde biraz bulunur yani ama size verecek kadar değil yani. Ondan sonra ucunu böyle, Mikail amca Allah rahmet etsin öyle derdi. Hocam koku sür derdi, ben de çıkarırdım böyle bir değdirirdim ona, biliyor musun? Onu hiç unutmamış yani, böyle bir değdirir çeker diyor. Yeter sana mübarek adam, kokla gitsin işte şimdi. Nasrettin Hoca'ya dediler, efendim yıllanmış sirke var mı? Var dedi. E biraz versene dedi. Eğer isteyene versem yıllanır mıydı dedi yani şimdi. Mübarek adam. Efendim biraz da bunlar pahalı şeylerdir böyle. Millet hediye medya alıyor da geçiniyoruz yani. Bir ut mesela, hakiki ut 2000 riyal. 2000 riyal böyle tolas 2000 riyal. Ben onu para bulup da veremiyorum ya. Bir arkadaş aldı 2 senedir idare ediyorum. E niye koklayaraktan yani? Şişenin dışından kokluyoruz yani. Bu işler böyle. Yok o kadar da cimri değiliz. Dışarıdan yalamayız yani. Sürüyoruz. Rastlarsa yanımızda da adama süreriz yani. Ama gül çok bulunuyor İsparta vasıtası. Hakiki gül. O hakiki dedikleri de hiçbir hakiki değil. Onların da daha işte marka demeyeyim şimdi. Ortaklığım var zannederler. Onun için hakikisini bulun. Sahabe-i İkram dönemindeki kokular çok hakikiydi. Hindistan'dan geliyor. Ta o zaman da kokular, koku zaten 5 tane koku vardır mesela. Bu 5 kokudan nedir? Misk, kafur, ut, amber, zaferan. Zaferan dediğimiz safran. Safran Türkiye'de de oluyor. İran'da çok olur safran. Safrandan başka 4 kokun hepsi nereden gelir? Hindistan'dan gelir. Düşündünüz mü niye Hindistan'dan gelir? Çünkü Adem Aleyhisselam cennetten nereye indi? Hindistan'da Serendib'e indi. Adem unzile ma'ul udi vel asa. Adem Aleyhisselam'la beraber ut ağacı cennetten indi. O ut dediğin tahta ha. Mekke'de Medine'de görür müsünüz böyle kokucuların vitrininde tahtalar var. Gidin bakın kokucuya girin. Böyle vitrinde böyle küçük küçük ne var? Tahta. Öt diyorlar. Öt ağacı dediler ya, öt işte. Uttur o. Buhari'de hadis de var. Fil udil hindiyi seb'atü eşviye. Hindistan'ın udunda 7 türlü şifa var diyor Buhari'de. Tabi onun ama kullanımları var. İlaca katıyorlar. Beyne çok yarıyor. Koklamakla beyne çok faydası var. 100 yaşında adamları hep gezdim soruyorum diyor. Bu 100 yaşına kadar yaşamanızın sebebi nedir? Ut koklamamızdır diyorlar. Devamlı ut kokluyorlarmış mübarekler. Mesela bazı alimler bana anlattılar. Yaşlı alimleri gezdik dediler. Hepsinde müşterek bunu gördük dediler mesela. Gerçi ben bıktım biraz. Udu mudu bıraktım yani şimdi. Gidersek de gidelim yani. Ama kalırsak da bir şeye yarayalım yani.
Allah ecel ileri geri yapmaz. Ama sebepler alemindeyiz. Hazreti Enes ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokusundan daha hoş ne amber kokladım, ne misk kokladım, ne ut kokladım. Doğru mudur? Doğrudur. Nasıl kokardı? An Cabir ibn-i Semurate, yüce sahabi Cabir ibn-i Semur Hazretleri den rivayet ediliyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kıldım. Sonra mübarek namazdan çıkınca ben de yanındayım. Çocuklar geldi diyor karşısına. Medine'nin çocukları. Mübarek çocuklara yanaklarına birer birer böyle elini ne yaptı? Sürdü, sıvazladı. Efendim bana da ben de sıra bana geldi. Benim de yanağımı sıvazladı. Bu hadis Müslim'de geçer. Sahih Müslim'de geçiyor. Diyor ki feveccettu ennehu sallallahu aleyhi ve sellem meseha sıvazladı hattehu Cabir ibn Semura'nın yanağını. Cabir de çok var sahabede. Cabir ibn Abdullah, Cabir ibn Semura yani o şimdi bir Cabir dedim mi size her şeyi aynı Cabir'e yüklemeyin yani. Feveccettu buldum liyediği eline mübarek berden elini öyle bir serin buldum ve rihan öyle bir koku buldum kendim ahraca sanki elini çıkartmış min cuneti attarin o attarın efendim en hususi kokuları koyduğu sakladığı kabın içinden sanki elini şimdi çıkartmış. Öyle koku buldum diyor. Kale gayruhu diğer zatlar yani raviler çok Cabir'den de radıyallahu anh onun haricinde diyorlar ki messa bi tibin ister Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine koku sürsün evlem yemezseha yahut koku sürmesin. Yani koku sürüp sürmemesi bir şey değiştirmiyor. Yusafi'ul musafaha kendisiyle musafaha edilen kişiye elini musafahada tutuyor veya küçük felansa yanağına yanağını sıvazlıyor. Feyazallu yevmehu o çocuk bütün gün oluyor efendim veya o eline musafaha eden büyük insan yecidu riha o kokuyu bütün gün buluyor. Bir kere elini musafahada tutsa ya bir kere başına sürse. Ve yadahu yedehu mübarek elini koyuyordu ala ra'si sabiyi küçük çocuğun başına fe'urafu min beyni sıbyan o çocuk diğer bütün çocukların arasından tanınıyor, seçiliyordu. Birihiha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinin kokusu sebebiyle. 3 gün seçiliyor. 3 gün. Koku gitmiyor. Orada 10 çocuk olsa, 20 çocuk olsa o çocuğu herkes kokluyor. Evet. Ama Mevdudi denen bir adam var. Duydunuz mu onu? Mevdudi diye. Efendi Hazretleri ne derdi ona? Merdudi derdi. Merdudi. Yani reddedilmiş. O Pakistanlıdır. Onun kitaplarını bu Türkiye'de ne yaparlar hep? Tercüme ederler. Şimdi duyuyorum Milli Gazete'nin matbaasından basıyorlarmış, dağıtıyorlarmış. Yapmasınlar, benden selam söyleyin. Benden selam söyleyin, yanlış adam. Mevdudi, yanlış adam. Hazreti Osman için haşa bunak diyor. Hazreti Osman'ın ve hatalıdır diyor. Çok yanlışlar yaptı, akrabasını kolladı koca halifeye. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberlerin ismeti yok. Onlar da hatalıdır, günahları var diyor. Bu bozuk bir adamdır Mevdudi. Sakın kitaplarını okumayın. Efendim ve bunu basan yayın evlerine falan da itibar etmeyin. Bunlar sakat. Ama millet her tarafı karıştırdı bunlar. Bu İslami basıncılar, yayıncılar her yeri karıştırdılar. Yani. Bu adamın yine bir sözü var. Ne diyor? Zaten bu öldüğü zaman Hümeyni hemen şey yaptı, bunun cenazesiyle ilgilenildi, şudur budur, şialık da var. Bu adam diyor ki, ya diyor öyle kendi kokusu değildi diyor, sıralı koku kullanırdı diyor. Sıralı süre her dakika koku sürerdi diyor. Onun için diyor, böyle kokardı diyor. Bu kadar sapıklık olur mu ya? Bak ne diyor, Kazı Yazar, Mevdudi ki Mertudi, daha dün gelmiş, yeni öldü. 900 sene evvel yazıyor bunu. Ve bütün sahabeden rivayet ediyor. Diyor ki koku sürsün sürmesin. Fark eder miydi? Etmez. Ama koku sürerdi. Çünkü kokuyu severdi. Hubbi beyleyim dünyakum selat. Sizin dünyanızda bana ne sevdirildi? 3 şey sevdirildi. Attıyıp koku. Ve nisa kadınlar. Onun için mesela 11-13 evlendiği var. Ama vefat ettiğinde kaç hanımı kaldı? 9. Kadınlar derken kadınlarla nikah yani. Önüne gelenin karısı değil. Nikahlanacağı kadınlar. Kadınlar bana sevdirildi. Onun için Evliyaullah'tan bazıları çok evlenirler. Ondan sonra Hazreti Hasan 600 kere bek evlenmiş. Bu evlenmelerin neticesinde
efendim bazıları itiraz ederler. Yani efendim bu dünyacılık olmuyor mu? Nefse keyfe düşkünlük olmuyor mu? O zat diyor ki, Resulullah'a sevdirilen şeyden ben niye nefret edeyim? Ama haram olmayacak. Nikahsız ilişki olmayacak. Zinadan, ateşten kaçar gibi kaçılacak. Allah zinadan muhafaza eylesin. Ve cu'ilel kurratu ayni fissalâh. Gözümün nuru nerededir? Namazda. Üç şey bana sevdirildi. Birisi neymiş? Birincisi kokudur. Hatta buyuruyor ki ticaret yapacak olsam kokuculuk yapardım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Şafii buyuruyor ki men enfeke thulutey mali fittib fema israf. Malının üçte ikisini kokuya harcayan israf etmiş olmaz. Malının üçte ikisini kokuya. Ama hakiki işte onun için söylüyorum. Mübarek adam. Dolduracağınıza böyle şeyleri, parfüm gibi şeyleri ne yapın? Hakiki bu kokudan alın, az alın. Ama mübarek cuma gecesidir, mübarek kandil gecesi, cuma namazıdır. Sürün. Millete de ikram edersiniz. İnşallah hoca sen o kadar var ikram etmiyorsun. Şimdi bize hemen ikram et diyorsun diye içinizden geçiriyorsunuz tabii. Ben de nerede gördün de ikram etmedim canım? Sünnettir, ikramda da sünnetlik var ya. İnsanlar af oluyor kokusu. Kokusu ne? Duası da var. Kokuyu sürerken diyor Allahümme kema en'amte fezid Allahümme la aşe illa aşe la ahire. Ya Rabbi bu nimeti verdiğin gibi ziyadesini nasip et. Ahiret hayatından başka hayat yok. Bu duayı yapsa diyor o anda af olur. Anadan doğmuş gibi oluyor. Yani koku sürerken af olmak var. Yemek yerken af olmak var. Niçin? Hamd edersen. Şükredersen, Allah'tan bilirsen, zikredersen. Her mesele geliyor, dayanıyor. Şuur, Allah'tan haberdar olmak. Yoksa Allah'tan gafil olan namaz da kılsa af olmaz, Kabe'ye de gitse af olmaz. Çünkü Allah'tan haberi yok. Bütün millet gidiyor ya öyle. Cübbesiz Ahmet gitmiş gibi o. Bir Cübbesiz Ahmet var ya. Ondan sonra gittiler ömreye. Leyla gibi dolanmışlar. Hürriyet Gazetesi'nin eski şeyiyle, müdürüyle beraber. Anca ona bakıyorlar, buna bakıyorlar. Allah'ım ya Rabbi. Bir kadın öyle gitmiş ömreye. Yahu diyor bakıyorum diyor Araplar diyor. Hep kadınların arkalarına bakıyorlar diyor. Lan sen niye araba bakıyorsun? Kabe'ye gitmiş araba bakıyormuş. Lan Arap da bakar, Türk de bakar. Su akar, göz bakar. Haramdan sakınmak lazım işte. Adam Kabe'de de olsa sapıtabilir. Hırsızlık da yapar. Ne olacak? Gitmiş ömreye. Hep diyor bakıyorum diyor bu Araplar diyor. Lan ne biliyorsun Arap? Oraya gelenden çoğu Arap değil ki. Ya o tavaftakilerin çoğu Arap değil ki. Tunus şey var, Endonezya'sı var, Malezya'sı var, Pakistan'ı var. Zaten İslam aleminin çoğu Arap mı? 200 milyon Arap var, 1,5 milyar Müslüman var. 1 milyar 300 milyonu Arap değil. Orada zaten kalabalık var, bunun 1/4'ü Arap değil. Önüne gelene Mekke'de ne görse beni de görse Arap diyecek ya. Mübarek adam yani şimdi Kabe'de görene herkes bahar sakallı babam mı ya? Herkes Arap değil ki ne? Yani işleri güçleri Araplara laf atmak ya şimdi burada. Araplar şöyle yapıyor, Araplar böyle yapıyor. Halbuki yapan Arap da değil. Çünkü orada çalışanların çoğu da Bengaldeşli falan. Dükkanlarda şurada burada. Önüne gelene Arapları kötülemek o da iyi bir şey değil. Demek ki kalbinde ne var? Hastalık var. Şimdi bu mübarek kokusuyla alakalı. Böyle bir kokusu olduğu sabit sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bile Ravza-i Mutahara'nın içinden bir koku geliyor. Ki içine koku falan sürdürülme yok. Kabe'ye koku sürüyorlar. Ravza'nın içine hiç bakım yapmıyorlar Vehhabilikten dolayı. Biliyorsunuz böyle tozunu belki dıştan çok nadir alıyorlardı. İçine hiç girilmiyor çünkü ziyarete de açmıyorlar içeriği. Bazı kere böyle toz moz olduğunu da gördüm yani. Eskiden yaklaşabiliyorduk. Şimdi onu da engellediler. Çünkü bakım yapmazlar içeriye. Oradan arkadan durduğun zaman böyle bazı yerler var. Tam sıfırdan koku gelebiliyor. Oradan bir koku alınan yer var. Sadece ben değil. Başka yanımda birini götürüyorum. Bak diyorum. Ama hoca şimdi yanaşılmadığı için böyle bir yer var. Nasıl bir koku geliyor biliyor musun? Vallahi dünyada öyle bir koku yok. Vallahi yok. Şu anda Ravza'da. Dışarıda gelmiyor. İçeriden geliyorum. İçeride koku sürülmüyor ki. 200 senedir Vehhabilerin elinde. Hiç içeriye bir şey sürdükleri yok. Anladınız mı ne diyorum? Ne diyor kızı Fatıma radıyallahu anha annemiz vefat ettiği vakitte mâzâ alâ men şemme türbete ahmede ellâ yeşümme medyez zemâni gıvâliyâ subbet aleyye mesâibullev ennehâ
subbet alel eyyami surne leyaliya. Ahmet'in diyor kabrinin toprağını koklayanın burnuna ne olmuş ki ondan sonra burnu hiçbir koku almaz oluyor. Bir kere diyor kabrinin toprağını koklasan diyor daha ne ut ne gül koklayamazsın diyor. Kabrinin toprağı bu be. Ya kendisi nasıl kokuyordu? Burnun koku almaz. Zaten güçlü bir koku kokladıktan sonra yanında öbür kokuyu koklayamaz. Babamın ölümüyle diyor üzerime öyle musibetler döküldü ki başıma gelenler gündüzlerin üzerine dökülseydi gecelere dönerlerdi diyor. Tabii onun vefatı kitapta yazıyorum vefatında ilgili de son bölümünde yazdım inşallah. Okursunuz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nâme Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah bir kere uyudu. Fidâri Enes. Enes'in evinde. Efendim alâ nit'in bir derinin üzerinde. Fecaat ummuhu annesi geldi. Kimdi annesi? Annesinin adı neydi? Diyebilecek misin bakalım? Ümmü Süleym. Onun için Müslim'de çok geçer. Ümmü Süleym Ebu Talha'nın kocasıdır. Ümmü Süleym annemiz geldi bir karuretin bir şişe getirdi. Tecmeu fiyâ arakavu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terlerini ne yaptı orada? Topladı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuduğu zaman çok terlerdi. O ter de deri olduğu için ne yapmadı? Çekmedi. Deri üstünde tuttu. O da bir koku şişe getirdi. O teri ne yaptı? Şişeye boşalttı. Fesâlâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zâlike. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ne yapıyorsun? Uyanınca dedi ki ona ne yapıyorsun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabalığı vardı. Onun için onun evine gider gündüzleri yatardı. Sütten teyzesin, süt teyzeliği gibi bir mahremliği vardır. Veyahut mahremi olmasa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Masumdur. Zaten teke tek yalnız kalmak üzere değil. O evde olmadığı zaman gider yatardı diyor. Sonra o bir geldi baktı Resulullah yatakta yatıyor. Haberi de yok. Dediler Resulullah yatıyor burada. Sallallahu aleyhi ve sellem hemen bekledi. Kainat efendisi uyanır uyanmaz. Onun işi ne? Hemen o şişeyle teri kazanmaya çalışıyor. Hemen teri şişeye koydu. Bu hadis nerede biliyor musunuz? Bu hadis Müslim'de var. Bukhari'de de var. Bukhari'de de var. Ne diyor şey? İslamoğlu diyor ki İşte diyor peygamber diyor ona diyor böyle bir güldü diyor. O diyor gülmek diyor niye yapılır diyor. Gülmek diyor insan diyor dalga geçtiğine güler diyor yani. Allah sana akıl fikir versin demiş göya. Kainatın efendisi bir kadına böyle alay eder mi? Eğer o iş yasak olsaydı ne derdi ona? Benim terimi saklama caiz değil derdi. Değil mi? Peygamberin bunu yapması gerekmez miydi? Orada yanlış bir iş yapacak. Yasak bir iş yapacak da peygamber de böyle yapacak. Allah Allah falan gibi. Ya böyle bir din var mı? Böyle bir iman var mı? Peygamberde böyle bir ahlak var mı? O senin gibilerin ahlakına yakışır. Ha, millete gülmek. Hiç öyle bir şey yok. Fekalet kadıncağız dedi ki Nec'aluhu fî tîbina. Ya Resulallah bizim kokularımız var. Eskiden koku çok önemliydi. Şimdi de parfüm işte millet işte alıyorlar böyle çıkıyorlar üstüne falan. Bunlar da zararlı nefesi tıkatıyor, burnu tıkatıyor falan. İçinde de alkolik bir şeyler var. Ne olduğu belli değil. Biz bunu kokumuzun içine koyuyoruz diyor. Evlerde kokular var. Biz diyor senin terini kokumuzun içine katıyoruz. Kokuların en güzeli senin terin olduğu için diyor. Onu kokuya katıyor. Bütün kokular ondan güzelleşiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmadı? Hiç buna itiraz etmedi. Zaten sünnetler kaça ayrılır? He? Üçe ayrılır. Sünnetler. Fiili, kavli, takriri. Fiili, kavli, söyledikleri. Misvak kullanın diyor. Sarık sarın diyor namazda. Fiili kendi yaptıkları. Bir şey yaparsa o da ne oluyor? Sünnet oluyor. Ancak kendisine mahsus bir şeyse o başka. Mesela dörtten fazla evlilik. Onu başkası yapabilir mi? Yapamaz. Onu ne diyor? O bana mahsus diyor. Tamam. O farklı. Ama kendisine mahsus değilse yaptığı işler yapılabilir mi? Sünnet zaten. Bir de sünnet nedir? Takriri. Ne demek takriri? Bir şeyin yapıldığını görür de sessiz kalırsa eğer yasak olsaydı sessiz durur muydu? Durmazdı. Sessiz durması ne anlama geliyor? Takriri sünnet anlamına geliyor. İşte burada da Ümmü Süleym annemizin yaptığını tasvip etti ki itiraz etmedi. Diyor ki Ümmü Süleym bir kadın diyor. Kadın diyor ya işte kadın diyor işte anlamadı diye böyle şeyler yaptı diyor falan filan. Peki o anlamadı. Enes onun oğlu Hazreti Enes İbni Malik. 100 yaşına kadar yaşamış. O kadar akıllı sahabenin en büyük alimlerinden.
o ne dedi vefat ederken? O annemin dedi Resulullah'ın terinden sallallahu aleyhi ve sellem sakladığı biriktiriyor. Sakalı şerif gibi saklıyorlar onu. Onu dedi kefenimin üzerine serpiştirin ben onunla gömüleceğim dedi. Hazreti Enes de mi efendim yanlış yaptı? Hadi kadın diyorsun bilmem ne diyorsun. Ama Efendimiz onu görüyor bir şey demiyor. Hazreti Enes niye vasiyet ediyor kefenine onu döktürüyor? O da sahih hadislerde var. Yapmasınlar bu Vehhabiliği ya. Bunlar bu kafa bunlar. وَزَكَرَ الْبُخَارِيُّ ف۪ي تَارِيْخِهِ الْكَب۪يرِ Bukhari'nin tarihi kebiri var. O da büyük bir kitaptır. Bu bizim bildiğimiz Bukhari kitabı sahih. Onun adı neymiş? El-Cami'us Sahih. Yani Bukhari dedim mi illa o bildiğimiz meşhur Bukhari değil. Bukhari aynı adam da kitapları birkaç tane var. Bukhari hangi kitabında? Sahih olan hangisi? El-Cami'us Sahih. Bukhari'nin nesi var bir de? Et-Tarihus Sagiri var, küçük tarih, Et-Tarihul Evsat, orta tarihi var, Et-Tarihul Kebir, büyük tarihi var. Bunlar hepsi nedir? Farklı farklı basılmış kitapları var. O tarihi kebirinde İstanbul'un fethedileceği hadisini de Bukhari alıyor. Ama o sahih olan, adı sahih olan kitabında değil de tarihi kebirinde alıyor. Edeb-i Müfred'i var. Bukhari'nin Edeb-i Müfred, tek cilt kitap. An Cabir'in radıyallahu anh Hazreti Cabir'den rivayetle Lem yekunin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yemurru fî tarikin Kainatın efendisi bir yoldan geçerken Feyetbe'u ahadun Ardı sıra o sokaktan biri geçerse İlla urife ennehu selekehu Mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İlla arafe o adam anlardı ki ennehu selekehu Buradan Resulullah geçmiş Sallallahu aleyhi ve sellem nereden anlardı? Min tıybihi Kokusundan anlardı Şimdi istediğin kadar koku sür, ha şu yoldan geç. En iyi kokuları sür, ha şuradan geç. Peşinden 5-10 dakika sonra biri geçsin. Hiç anlayabilir mi ki sen geçtin? Ama burada kendinden koku var. Ondan dolayı bu böyle oluyor. Ve zekara İshak ibn-i Rahevey. İshak ibn-i Rahevey Hazretleri, bu da çok büyük bir alimdir. Efendim, Horasanlı. İbn-i Mace dışında bütün hadis alimleri ondan hadis rivayet etmişler. İbn-i Mace demek yetişmemiş ona. O naklediyor. Enne tilke bu koku kânet râihetehu Resulullah'ın kendi kokusuydu. Bilâ tıyıp sallallahu aleyhi ve sellem. Koku sürme değil diyor. İshak ibn-i Rahevi kim biliyor musun? Bukhari, Müslim hepsi ondan almış. Tirmizi, Nesai, Ebu Davud hepsi ondan almış. Bir İbn-i Mace yetişmemiş. Hepsinin hocası şeyhi. O diyor ki bu koku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kokusuydu. Koku sürmeksizin böyle kokuyordu. Sen şimdi kalkıp dersen ikide bir koku sürüyor, koku sürüyordu ondan oldu. Bu ne kadar büyük bir iftiradır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ravel müzeniyyü İmam Müzeni İmam Müzeni kimdir? İmam Şafii'nin talebesidir. Fakat Şafii mezhebinde müçtehittir. Hatta kendi mezhebine de bir kitap yazmış. Şafii mezhebinden hariç kendi bir mezhebi var. İmam Müzeni çok büyük. Hatta İmam Şafii derdi ki şeytanla münazaraya girse şeytanı mağlup eder derdi yani. O kadar ilmi ve hücceti vardı. Yalnız çok dünyadan çok uzak yaşardı mübarek. Efendim duası çok kabul. Vera sahibi, züht sahibi bir zat. Allah şefaatine nail eylesin. İmam Şafii'nin yakınında yatıyor. Onu ziyaret edemedik ya. Üç kere gittik İmam Şafii ziyaret nasip oldu. Orada İmam Müzeni'yi bulamadık ya. İnşallah nasip olur buluruz. O an Cabir'in Hazreti Cabir'den rivayet ediyor yine. Diyor ki Erdefe'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem galfu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir kere diyor devede arkasına oturtturdu. Devede arkasına oturan kaç sahabe varmış? 30 küsür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deveye binince arkasına aldığı kaç sahabe varmış? 30 küsür. Yani ne şanslı, nasipli, bahtiyar insanlar. Efendim Hayrettin Karaman'da ne diyor? Sahabenin hepsi hayırlı değil diyor. İşte Flash TV'de adam çıkarttı meydana. Ben de bilmiyorum. Bu Yeni Şafak gazetesi bana provokatör demekle kalmadı ki. Bana provokatör demekle bir şey olmaz ki. Ama sahabenin hepsi hayırlı değil. Muaviye'yi sevmem. Muaviye ile Ehl-i Beyt bir arada sevilmez. Muaviye kim yahu? Resulullah'ın katibi ya. Ne severim ne söverim. Sevmem diyor ya o sahabeye. Bir de sahabenin hepsi hayırlı değil. Böyle de şey ilk duyduk ya. Sahabenin hepsi hayırlı. Ulan desene sahabede münafıklar var sahabenin arasında. Onlar iyi değil. Bu değil. Sahabenin diyor hepsi hayırlı değil. Efendim
şöyle şöyle günahlar işleyenler var bilmem. E, günah işlemiyor. Peygamber demedik ki. Biz de size onu vaazda dedik. Ama onun günahı senin benim günahım gibi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kullen vaadallahu aleyhi ve sellem. Allah diyor ki hepsine cenneti söz verdim. Kur'an'da hepsi cennetlik oldu. Ayette sabit. Daha senin benim günahıma benzer mi o iş? En ağır günah Resulullah'ın sırrını müşriklere ifşa etmek değil mi? En ağır. Hatta Hazreti Ömer kılıcı çekip de Hatib ibn Ebi Belta'yı keseceğim bunu demedi mi? Ama Resulullah ne buyurdu ona? O Bedir'e katılmıştır. Geçmişi geleceği bağışlanmıştır. Ya Ömer dokunamazsın dedi. Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Yani en büyük günah sayılabilecek bir şey. Ama o sahabedir. Sahabe olduğu için Resulullah'la beraber olmasından dolayı günahları ne oluyor bunların? Af oluyor. Ancak şirk olursa af olmaz. Zaten şirke düşenler ne derler? Mürtet derler. Ona sahabe demezler ki. İçinde kavurluğu gizleyene ne derler? Ona da münafık derler. Geri kalan imanlıysa ne günah olsa olsun. Sahabe midir? Sahabedir. Sahabe olduktan sonra bütün evliyadan üstün müdür? Üstündür diyorum sana ya. Veysel Karani olsa, Hasan-ı Basri olsa ne yapmaz? Hazreti Vahşi'nin tırnağı etmez diyor İmam-ı Rabbani. Müçtehittir Hazreti Vahşi bile ihtiramsız anları alma dile demiş Osmanlı ecdadımız. Hürmetsiz konuşma bunlar hakkında diyor. Bu ne terbiyesizlik ya? İşte Yeni Şafak sen al oku. Devam et. Devam et. Nereden zehirleneceksin bakalım? Bizle uğraşmak bir şey değil. Bir adam bizle uğraşıyorsa o bizle uğraşmadan evvel kim bilir nerelere yamuldu ki bizle uğraşmak ona nasip oldu. Dikkat edilecek yer esas burasıdır. Bizle uğraşmadan evvel nerelere yamuldu ki bizle uğraşmak ona nasip oldu. Çünkü neden? Bizim zararımız kendimizedir. Bizim kimseye zararımız yok. Günahımız nefsimizdedir. Allah ile aramızdadır. Ama biz kimseyi saptırmıyoruz. İtikadını bozmuyoruz. Yanlış fetva vermiyoruz. Sen bizle ne uğraşıyorsun? İşte Efendi Hazreti adamı arıyor diyor ki bu adam yanlış yazıyor bu karavan. Buna şey yapmayın. Milleti saptırırsınız diyor. Adam bana diyor ki sen doğru mu anladın? Bu adam büyük hocadır yanlış anlamaz. Böyle şeyler söylüyor. Şimdi hadi Muaviye'yi sevmiyorum diyor. Kabak gibi dedi işte. Sahabeyi sevmiyorum diyen el-i sünnet olabilir mi? Hala doğru mu anladın? E yaz orada gazetede. Adam getirdi televizyonda bana ben görmedim ki onu. Pat diye çıkarttı önümü. Vah vah. Bunlar ne gizlemişler işlerinde ya. Ahmet Davutoğlu bunun hocası. Allah rahmet etsin. Müslim'i tercüme eden zat. Ezher ulemasından sonra geldi İslam Enstitüsü'nün ilk hocası. Bu da o zaman talebe. Yahu diyor bu İmam-ı Azam'ı beğenmiyor diyor ya. 17 hadis biliyor İmam-ı Azam demiş. Bu tam müçtehit olmak. Çıldırmış bu demiş ya. Ahmet Davutoğlu hocanın kitapta yazısı var. Kendi kitabında bunların hakkında. Daha bunlar çocukken adam anlamış ne olduklarını. Ali Fikri Yavuz da reddiye yapmış bunu. Daha ne kadar hocalar reddiye yapmış bunlara. Ama şimdi Allah iplerini pazara çıkarıyor. Kimse bunlara böyle ehli sünnet nazarıyla bakmasın. Çünkü bunlar ehli sünnet değil. Sahabeyi sevmiyorum, Muaviye'yi sevmiyorum diyen ehli sünnet olamaz. Bu işler bu kadar basittir. Ama Yezid'i sevmiyoruz. Yezid'e yardım edenlere de lanet ediyoruz. Ama Muaviye radıyallahu anh bu işlerin içinde yoktu. O onun vefatından sonra hasıl olmuş hadiselerdir. Evet. Nereden geldik nereye? Sahabe-i kiramın bahtiyarlığından giderken Resulullah'ın arkasında oturmak nasip olmuş. Onlara neler nasip olmuş? Hazreti Muaviye Resulullah'la beraber ne kadar yalnız kalmış. Yazmış. Kainatın efendisiyle beraberken diyor onun atının burnuna giren toz bile Ömer İbni Abdülaziz'den kaç kat değerlidir diyor ya. Hazreti Muaviye değil. Atı değil. Atın burnu değil. Burnuna giren toz. Çünkü kimin yanındayken? Resulullah'ın yanındayken. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe hakkındaki nezih itikadımız budur. İşte Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri gibi zat efendim kitap yazdı. Sahabe kiram hakkında nezih itikadımız. O kitabı alın okuyun bakalım. Aynı böyle demiyor mu Ömer Nasuhi Hazretleri? Ali Haydar Efendi babamız ne buyururdu? Ömer Nasuhi Efendi'nin fetvasına itibar edilir evladım. Çünkü Ömer Nasuhi Efendi onun dördüncü katibiydi. Bunlar sağlam adamlar. Şimdi bunlar ne Ömer Nasuhi'yi beğenirler ne kimseyi beğenirler. Çünkü kendisi müçtehit olmak için bunları beğenmemesi lazım geliyor. Allah bizi şerlerinden muhafaza eyleyip ehli sünnetten ayırmasın. Amin. Evet. Diyor ki beni arkasına oturtturdu. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtı açıktı. Üzerlerine böyle şal gibi bir şey.
ihramın üstü var ya, ihramın. İçinde böyle atlet gibi şeyler yok da. Zaten havalar sıcak oluyor. Üzerine ne atmış? Şal gibi şey atmış. Öyle anlaşılıyor. Hazreti Cabir de diyor mübarek evvel açtım diyor. Sırtını mübarek. Bak ne yapmış bak. فَلْتَقَمْتُ خَاتَمَنْ نُبُوَّتِ بِفَمِ Nübüvvet mührü var böyle yumurta kadar. Nübüvvet mührü mübarek sırtında. Bu Mevlid kitabında nübüvvet mührünün resmini de çizdik. İçindeki yazıları da yazdık. Sabah akşam bakanlara çok fazilet vaat ediliyor. O çıkacak kitap inşallah. Onu da yazdık dün gece. O nübüvvet mührünü diyor, ne yaptım diyor, ağzıma aldım diyor. O zaten biraz çıkıntılı diyor. O ağzıyla onu ağzıma aldım diyor. Ya öptüm demiyor. Yani öpmek değil. Hepten ağzına almış. Ya ne adam var ya. Fekâne yeşüccü aleyye visken. Oradan üzerime bir misk yağdı diyor. Ağzım, gözüm misk oldu diyor. Misk yağdı diyor. Boşaldı diyor, boşaldı. Yeşüccü yani. Üzerime boşalttı miski diyor bütün her tarafım. Nübüvvet mühüründe sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yazıyordu içinde? Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu vahdehu. Allahu vahdehu la şerike leh. Muhammedun abdu ve resulü. İçinde yazıyor. Böyle bir çizgiler var tüylerden mübarek. Şey gibi yumurta büyüklüğünde. Bayağı büyük. O bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukken süt annesinin yanındayken o mühürü koydular sırtına. Melekler geldi. Sonra Ayşe annemizin kucağında vefat etti. Ayşe annemiz diyor hemen elimi sırtına sürdüm mühürü yoktu. Yani oradan manen alınmış. Peygamberliği alınmıyor haşa. Ama o emanet. Öyle bir mühürdür o. Teveccüh haytü şiite feinneke mansur. Teveccüh haytü şiite bir tarafında yazıyor. İstediğin tarafa yönel. Öbür tarafında çizginin feinneke mansur. Sen yardım olunmuşsun yazıyor. O mühür. Onu diyor ağzıma aldım. Böylece kokular hissettim diyor. Fakat hakâ bâdûl mu'tenîne bi ekbâri ve şemâili sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin haberlerine, şemâiline, alametlerine itina gösteren alimlerden biri diyor ki ennehu kâne izâ râden yeteghazzata. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük abdest yapmak istediği zaman inşakkatil arz, hemen toprak yarılırdı. Febtelâat gâitavû ve bevlehu, büyük abdestini, küçük abdestini yutardı. Yutardı, dışarıda bir eser kalmazdı. Ve fehat lidalike raihatun tayyibatun sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ondan sonra oraları misk kaplardı. Arkasından girsen kokudan duramaz. Ve istede Muhammed bin Saad katibul vakidi. İmam Vakidi meşhur alimdir. Siyer sahibidir. Onun katibi Muhammed bin Saad, bu da çok büyük bir alimdir. Yani kimdir bu diyeyim sana? Tabakatül Kübra var meşhur. 8 cilt kitap bizde. Tabakatül Kübra en büyük kaynaklardandır. Yazan kimdir? İbn-i Sa'd. O zat diyor ki fiyâzâ haberan, bir hadis rivayet ediyor bu konuda ana Ayşe'te. Radıyallahu anh'a'dan rivayetle enne kâletlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe anamız nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki inneke te'etil hala, sen abdest bozmaya gidiyorsun. Felâ yurâ minke şey minel eza, senin arkandan giriyorum, hiçbir necasetten eser görmüyorum. Fekâle ya Ayşe, bana dedi ki ey Ayşe, eve ma alimti, sen şunu bilmedin mi ki ennel arza tebteli'u ma ehrucu minel enbiya, peygamberlerden çıkan artıkları, atıkları toprak hemen yutuverir. Fela yura minu şey, ondan hiçbir eser görülmez. Vâdel haber, bu hadis diyor ve inlemmekum meşhuran, çok meşhur bir hadis değil diyor. Fakat kâle kavmu min ehlil ilim, ehli ilimden bazı büyükler bi taharatil hadeseyni minu sallallahu aleyhi ve sellem, dediler ki Resulullah'ın büyük abdeste, küçük abdeste temizdir diyen alimler var. Ve ve kavlu ba'da ashab-ı Şafii, İmam Şafii'nin adamlarından bir kısmı da bu görüştedir. Hakâul İmam Ebu Nasr ibn-i Sabbâh fi Şamilihi. Ebu Nasr ibn-i Sabbâh Şafii ulemasından Şamil isimli bir kitabı var. Şamili var, Kamili var. Bunlar, bu kitaplar yani 900 senelik bu kitapta. Bu zat yaşamış. Zaten Kazı İyaz'dan önce yaşamış ki o da onu nakletiyor yani. O diyor Şamil isimli kitabında bu görüşü naklet. Fakat hakel kavlein indel ulema anil ulema fi zalik. Bu konuda alimlerden iki kavil var. Bu iki kavli kim nakletti? Ebu Bekir ibn Sabık el Maliki. Ebu Bekir ibn Sabık Maliki mezhebinden fi kitabi, bir kitabı var. O kitabın adı nedir diyor? El Bedi' fi furu'il Malikiye. Maliki fıkıh hakkında bir kitap ve tehrici malem yekalev min ala mezhebi. Maliki mezhebinden bilinmeyen
meseleleri o kitapta tahric etmiş. Min tefari'i Şafi'iyye. Yani Maliki kitabı ama Maliki mezhebine göre olmayıp da Şafii'den Maliki'ye intikal eden fıkıhları, fetvaları almış. O kitapta da bu iki görüşü nakletmiş. Biz ne kabul ediyoruz? Burada iki görüş var. Ben dergide de bunu yazdım. Kanını içme, idrarını içme meselesinde yazdım. Bu hususta bizim görüşümüz nedir? Aynı Hazretlerinden nakli var. Ruhul Furkan tefsirinde zikrettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkan her şey temizdir. Zaten bunun delilleri var. Ve şahidu azâ, bunun delili nedir? Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem lemmekum min şey yukrah. Ondan istenmedik bir şey sudur etmezdi. Ve la gayru tib, kendisinden temiz olmayan bir şey de huruc etmezdi. Çıkmazdı. Ve min hadithu aliyyin radıyallahu anh, Hazreti Ali ne diyor? Gaseltü nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın cenazesini yıkadım diyor. Ona vasiyet etti. Fezebtü enzuru ma ekûnü minel meyyit. Vefat ettiği zaman insan kan çıkabilir. Efendim abdest, çünkü ruh çıkarken bedenden insan koy veriyor. Hatta cünüp olma durumu da var. Çünkü zaten o ruhun bedenden ayrılmasıyla boşalma hadisesi olması hasebiyle de ne oluyor? Cenazenin guslü yıkanması da icap ediyor. Çünkü tamamen can bedenden çıkıyor yani. Bu bir kere çıkıyor zaten. Artık sonunda bir kere çıkacak bu. Uykuya benzemez bu. O zaman bütün vücut ne yapıyor? İçinde ne var? Koy veriyor. Ben de diyor Resulullah'a baktım. Yıkadıktan sonra avretine hiç bakmadım. Zaten dedi avretime kimse görmemiştir. Çünkü sünnetli doğdu. Sünnet de edilmedi. Avretimi gören kör olur derdi. Hazreti Ali'ye dedi ben sen yıka beni dedi. Sen de yukarı bakarak yıka. Sakın bana, bedenime de bakma dedi. Hazreti Ali'ye güvendiği için Hazreti Ali zaten söz tutar radıyallahu anh. O yıkadı. Felemecid şeyen, elimle baktım diyor. Bir yerinden bir şey çıkmamış. Fekultü dedim tıpte hayyem ve meyyite. Ölün de temiz, dirin de temizdi. Mübarek vefatında da temizsin dedim diyor. Ve kâle buyurdu ki Hazreti Ali setaat min rihun tayyibetün. Ruhu çıkar çıkmaz bir hoş koku çıktı. Bütün Medine'yi sardı. Lem necid misla kattu. Hazreti Ali diyor ki öyle bir koku hayatımızda biz bulmadık ve hissetmedik ve fark etmedik. Ve mislu kâle Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Sıddık da geldi. O evindeydi, uzak bir yerdeydi, sünhtaydı. Vefatını duydu da geldi, vefatında yanında değildi. Gelir gelmez, tabi sahabe baygınlık geçiren, felç geçiren, ölen, kör olan, aklını kaybetmiş Hazreti Ömer bile ölmedi diyor, yani ortalık karışık. Hemen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yanına girdi, Efendimiz'i alnından öptü, ba'de mevti vefatından sonra, bu da Buhari'de vardır, ne dedi? Tıp tehayyen ve meyyiten. Dirin de temiz, ölün de temiz, sensin tertemiz ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi işte bunlar büyük delillerdir temizliğine dair. İnşallah önümüzdeki derste ne okuyacağız? Mübarek kanını içtikleri, kan aldırdığındaki kanını içtikleri, ondan sonra idrarını içen kadına yaptığı dualar, ondan sonra neler neler neler, bunlar da önümüzdeki derste Kainatın Efendisi'nin tertemiz olduğuna dair delilleri Kazı Yaz Hazretleri nakledecek. Allah bize o temizlikten bir zerre ihsan eylesin. O temizlerin temizi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerine cümlemizi nail ve mazhar eylesin. Amin diyen dilleriniz nar cehimden azad eylesin. Hac Ömre Risalesi, canım çıktı bunları yazana kadar. Bunda aylarca uyumadığım geceler var şu kitap sırf. O kadar zor bir meselelerdir bu hac ömre fetvaları. Yeni çıkmıştır. Herkes alın okuyun istifade edin inşallah. Arifan dergisindeki o ilimlerden istifade edin. Her gün Safer Ay'ın dualarını okuyun. Allah'ın ismi şeriflerini okuyun. Orada ne faydalı bilgiler var. Yani bir cilt kitap kadar dergiden istifade etmeye devam edin inşallah. Şifa Şerif kitabını her yerde bulundurun inşallah. Gözümüze gönlümüze şifa olsun. Maddi manevi dertlerimize deva olsun. Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sultan Gazi Küçükköy Merkez Camisi, meşhur benim eski vaaz ettiğim cami. Merkez Cami karşısında Arifan Şubesi açılmış. İnşallah oralarda olanlar da istifade ederler kitaplardan, eserlerden. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme inna neselukel cenne. Ne'udü bike minen nar. Allahümme inna neselukel cenne. Ne'udü bike minen nar. Allahümme inna neselukel cenne. Ne'udü bike minen nar. Amin. Allahümme inna nes'eluke min hayri ma se'eleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve na'udzu bike min şerri ma sa'adeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müstean
ve aleyke belâğu la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kesîren elhamdülillâhi rabbil âlemin. Amin. Bir de şu meseleyi hanım kardeşler de duysunlar. Herkese de duyuruyorum. Perşembe gecesi burada İsmaila İmamı hakkında bir duyuru yaptık. Bir mesele konuştuk. Bazıları zannettiler ki burada efendim bir kıskanma var. Böyle bir şey var. O benim talebemdir. 8 sene benden ders okumuştur. Benden 8 sene ders okumuştur o. İlahiyatı bitirip geldi. 8 sene benim önümde burada ders okudu. Ve ben onun hocasıyım. Bir harf öğretenin kölesi olurum Hazreti Ali'nin sözü var. Ben neyi kıskanacağım? Ben onun talebesi değilim ki. Ben onun hocasıyım. Kendisi demiştir ki ben ilim namına senden başka kimseden okumadım. Bunu da kendisi söylemiştir. Ama ben kendime ait olan işleri affederim. Bazı meseleler oldu. Görüşelim dedim. Düşünelim dedi. Görüşmeyi bile kabul etmedi bizden. İşi başlatan odur. Görüşmeyi bile kabul etmedi. Dedik istişare edelim. Millete bu işleri yansıtmayalım. Görüşmeye bile tenezzül etmedi. O kadar havalara girmiş. O kadar havalara girmiş. Ama ne zaman Efendi Hazretleri buyurdu ki biz ona yardım ettik, buraya aldık, getirdik. O bize ters gidenlere yardım ediyor. Efendi bunu deyince ben o zaman size duyurdum. O zamana kadar ben açık vermedim. Efendinin sözünü duyururum ben arkadaşlar. Efendiye hainlik helal değildir. Efendi kime bir yer verdiyse o adam efendiye hizmet edecek. Hep efendiden bahsediyor. Nesinden bahsediyor? Eski efendiden. Eski. Bir kere yeni bir söz buyurduğundan bahsediyor mu? Bu kadar dünya alimi geldi, müceddit olduğunu ilan etti. Efendinin 15. asrın müceddidliğini ilan edildiğini bahsediyor mu? Etmiyor. Efendi gelin diyor buraya salonda biz toplanacağız dediği yere. Bize buraya çağırın diyor. Geldi mi? Gelmedi. Gelin diyor mu millete? Bizim salonumuz yok, bizim şuyumuz yok. Bunlar efendiye karşı yapılan hareketlerdir. Son söz Efendi Hazretlerimizindir. Biz ona yardım ettik, buraya getirdik. O bize muhaliflere yardım ediyor. Ben bu sözü aynen naklediyorum. İki de yanımda şahidim var. Üç kişi orada mübareğin ağzından duymuşuz. Onun için sakın kimse bana kıskanç mıskanç iftira yapmasın. Ben böyle efendinin meselesi gelince ben dayanamam. Kendi meselem olunca istediği kadar hakkım olsa helal olsun. Ama efendiye karşı yapılan hareketleri kimsenin helal etme hakkı yoktur. Herkes efendiye karşı saygılı olmak zorundadır. Efendi aynı efendidir. Bir şey değişmemiştir. Nesih vardır. Bazı kararları operlöyle konuşmazken konuşmaya başladığı gibi, resim çektirmezken çektirmeye başladığı gibi, televizyona konuşmaya müsaade etmezken müsaade etmesi gibi, bunlar garip zaman, ahir zaman, onun için mecbur kaldık buyurmuştur. Hak efendinin görüşündedir. Efendiden ayrılan batıldadır. Allah bizi ayrılmaktan muhafaza eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.